Merhaba Kıbrıs. Bugün yine sizlerle birlikte güne merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçi programın yayınlandığı şu saatlerde Kıbrıs'ta akşam oldu ama biz sabahın bu erken saatlerinde sizler için Koruçam'a, Maroniklere geldik ve burada birbirinden özel dakikaları sizlerle paylaşmaya başladık bile. Evet, çok güzel karşılandık aslında. Köye girdiğimiz andan bile işte eller sürekli bay bay şekliyle. Demek ki burada da izleniyoruz. Demek ki buradaki insanlar da bizleri tanıyor. Evet. Köy kahvesinden bugün Maroniklerden sizlere merhaba. Köy kahvesi sevenler ve köy kahvesi programıyla bize ulaşmaya devam ediyorsunuz Facebook adresimizden. Şu anda altta da çıktı, beni eklemek isteyen arkadaşlar da varsa onların da eklemelerine cevap vereceğim. Özellikle yurt dışından dostlarımı istiyorum. Beni ekleyin, Facebook'ta konuşalım. Evet, harika bir köyden merhaba dedik ve Maroniklerde Koruçam'da sizlerle birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Aslında şöyle bir bakıldığında davranışları, oyunları, konuşmaları aslında bizim gibi. Yani hiçbir farklılık yok. Evet, çok güzel bir yerdeyiz efendim, Maroniklerde, Koruçam'da ve bir dostumuz şu anda, bir öğretmen. Fransızca öğretmeni. Ha, bilmez Türkçe. Bilir. Yok, çok az. Olduğu kadar. Tanıyalım sizi. Ben isterim. Adınız ne? Benim adım Andrea. Andrea. Alo. Papaz. Papaz Andrea. Evet. Ve öğretmeni. Öğretmen. Lise öğretmenisiniz. Lise Fransızca öğretmeni. Arapça biliyorsunuz. Arapça, Fransızca. Evet. Evet. İtalyanca. Evet. Ve Türkçe.
Azdır. En az Türkçe. Arapçadır. Latin, Latin, Hebrew, çok 11 lisan. 11 lisan maşallah. Ne güzel bir şey. Karıştırmıyor musunuz lisanları birbirine? Hiçbir şey. Hiç karışmaz. Evet, sık sık gelir misiniz buraya? Ne? Bu, dün geldim buradan. Dün geldiniz. Burada kaldınız dün gece. O zaman 74 yılda geldi, 6 sene. 74'ten önce evet. Geldiniz. 10 önce yaz. Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Şimdi Limassol'dayım. Limassol'da. Evet. Öğretmenlik devam mı yoksa? Bitti. Emekli. Emekli. Evet. Artık gezmelerde. Evet. Biraz buralarda, biraz... No, kendisi. Hani... Anladım. Evet. Türkçe konuşuyor musunuz arada? Ben. Hiçbir şey orada. Şimdi azdır. Az konuşuyorsunuz. O zaman yani 20 sene önce Türkçe güzeldir ama şimdi unuttum. Unuttunuz. İşte konuşun bizimle. Evet. Pratik yapma. Pratik yoktur. Yapma. Yani ben geliyorum orada her hafta bir defa. Evet. Bir defa gel. Yine gidiyor musunuz yurt dışına? Evet, günde geliyorum. Nereye gidiyorsun mesela? Nerede? Bundadır? Yurt dışı. Lefkoşa? Kıbrıs dışı. Anlamadım. Mesela Lübnan, Fransa. Ha, nereye gittim? Ha, Lübnan, Suriye, İsrail, Egypt, Yunanistan, İtalyan, Fransızca, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere. O zaman. Gittiniz. Evet. Türkiye'ye gittiniz mi hiç? Yoktur. Niye? O zaman... Evet. Uymadı. Yok, ben de o zaman hani lise... Bilmez günüm. Yani o... Lise... Lise dönemde. Student. Evet, öğrenciydim. Öğrenci, evet. Öğrenci için gezdiniz. Evet, evet. Evet, peki, teşekkür ederiz size. Ekonomisi barabolle. Kalosorişiz. Peki, bayağı gezmiş abimiz anladığı kadarıyla. Türkçe'yi de biliyor, aspat konuşuyor. Ve güzel bir muhabbet gerçekleştirdik ama samimi olduğu gözlerinden ifadeleriyle anlaşıldı aslında. Samimiyet vardı ifadelerinde. Evet, Maraniklerdeyiz. Koruçam'da dolaşmaya başladık. Biraz gezeceğiz, biraz eğleneceğiz ve biraz şu keyiflerine ortak olacağız. Bizimle birlikte yaşayan, barış içinde yaşayan dostlarımızın. Ayrılmayın. Gözüm sevdiğim
şeker akar dilinden. İki gözüm sevdiğim şeker akar dilinden. Yüzüm koydum sepete, yar oturur tepede. Yenile bir yar sevdim, şan olsun memlekete. 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 Efendim şimdi muhtar yanımızda. Manoniklerdeyiz, Koruça muhtarı İlya Baba. Baba, father baba dedim. Hayır, no father diyor, no father. Ama nene, dede, o baba, o çok dede. Evet, nasılsınız? İyi. İyisiniz. Çok iyi. Bana Koruçam'ı nasıl anlatabilirsiniz? Koruçam deyince ne geliyor? Koruçam Lübnan geliyor, Arapça konuşur. Hep onda Arapça konuşur. Ama ikulu Rumca. Yani Arapça mı konuşur? Ev. Hı-hı. Evde. Evet. Evet. Evlerde Arapça konuşur. Siz dışarıda Rumca konuşur. Rumca. Ama Türkçe de biliyorsunuz maşallah. Yok. Çok az. Biliyorsunuz. Çok az. Çok az biliyorsunuz. Yani buranın halkı asıl Lübnan'dan gelip buraya yerleşmiş olan halktı. 74 harekatında da burada kalmışlardı. Burada. Nasıl? Mutlusunuz değil mi burada? Bir sorununuz, sıkıntınız hiç olmuyor. Var mı sıkıntı, sorun, problem? Yok. Hiçbir şey yok. Birinci sene yani 74-77 var problem. Az problem. Az problem. Şimdi çok. Şimdi ne problem yok? Problem yok. Mutlusunuz burada. Burada mutlusunuz. Mutlusunuz. Happy. Very happy. Okay. İlyas Baba. Evet. Ne iş yapar buranın halkı? Hayvancıdır. Hayvan, neşper, akba, dibuday, pagla, parça var. Ben hem muhtar hem sekreteri kooperatif. Kooperatifin sekreteri. Ne güzel. Peki teşekkür ederiz size. İlyas Baba görüşürüz. Sağ olun. Efkaristobolli. Teşekkürler. Nasıl Arapça? Eylem mesele. Eylem mesele. Peki. Teşekkürler. Okay. Merselami. Evet. Taksi. Efendim biraz Rumca, biraz Türkçe, biraz Arapça. Muhtarımızla konuştuk İlyas Baba'yla. Maroniklerdeyiz. Bu güzel yerde insanların barış içerisinde kardeşlikçe yaşadığını görüyoruz. Biraz 75-77 arasında sıkıntı yaşamışlar ama 77'den sonra hiçbir sorun sıkıntı yaşamadılar ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Sıkıntısı olmayınca insanlar mutlu oluyorlar tabii ki. Evlerinde Arapça konuşuyorlar ama dışarıda Rumca tercih ediyorlar. Ama hepsi de Türkçe biliyor aslında. Peki devam ediyoruz köyde gezmeye.
Efendim birliklerimiz devam ediyor. Burada Yorgo restoranındayız şimdi de ve Maria. Merhaba Maria. Hoş geldiniz. Maria Türkçel, Türkçe biliyor. Güzel konuşuyor. Türkçe. Yıllardır. Evet, tanıyalım seni biraz. Tanışacak biraz. Biraz. Tamam, benim isim Maria. İşleri burası, aile restoranı. I am the general manager of the restaurant. Hı-hı. Evet. Evet, yıllardır aynı lezzeti müşteriye yansıtıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Evet. Maria en çok nereyi seviyor Kıbrıs'ın? Kakateci. Kakateci'yi seviyor. Evet. Burası bizim köy, burası dörtümüz. Bunda işler biz her gün. Onun için burası severiz. Bizim ev da bunda. Benim anne de bunda. Burası. Siz kaç doğumlusunuz? Bayanların yaşı sorulmaz ama. 72, 38 yaşında. 38 yaşında. Evet. Maşallah. Evlisiniz peki? Yok, bekar. Bekar. yıllardır aynı işi yaparak zevk alıyorsunuz değil mi? Yaptığınız evet, işler. Evet. Zevk alıyorsunuz. 20 sene işlerim burası ben. 18 yaşında geldim bundan. Ve devamlı. Burası evet, evet. Buraya herkes geliyor. Herkes. Yani kakateciden olsun, Rum tarafından olsun. Bizim burası en fazla müşteri şey, Türk, kakateci. İstanbul'da var, İzmir, Ankara, Londra, Avustralya. Bütün dünya var ama burası en devamlı bizim müşteri Türk. Daha çok Türk. Evet, evet. Yani %90 Türk bizim müşteri. Evet. Ama gelenlerin yüz ifadesini görüyorum. Hep böyle güler, gülerek çıkıyorlar buradan. Neden? Nedir bu işin sırrı? Öyle alıştı biz. Öyle alıştı ve güzel bir şey. Çünkü müşteri bunu sever. Bizim bizim yüzük, güler, mutlu. Bazen müşteri söylerler ki yemek belki de istemez ama ister bizde görsün. Onun için bu güzel bir şeydir yani. Çok güzel. Evet, yemek için bazen değil ama mutlu galiler ki görüyor bizde öyle diyor. Evet. Evet, bazı müşteriler onu sadece evet, yemek yemeye değil de onların bu mutlu yüz ifadesini görmek için buralara geldiğini ifade ediyor. Hakikaten de öyle, kapıdan az önce bir beyefendi çıktı. Dedi ki buraya geldim dedi, bugün yemek yeme amaçlı geldim dedi. Yemeğimi yedim, sordum dedi kaç paradır. Bugün bendensin demiş ve yollamışlar. Yani aslında hani kendi kendimize sormamız lazım. Bugün kaç tane esnaf bunu yapabiliyor? Ben hiç görmedim bugüne kadar. Sürekli yemek yediğim restoranda bile bugüne kadar bugün bendensin, afiyet olsun dediğini görmedim. Ama burası güzel bir sistem. Mesela biraz önce müşteri orası, bizde geliyor 3-4 defa haftaya burası. Ve her zaman bugün mesela yalnız geldi. İsmarladı mesela bir yemek. Hiçbir şey değil ama bilirim ki yarın öbür gün gene geliyor o müşteri buna bizim lokanda. Ne kadar güzel. Evet. Bu iş ister biraz sistem olsun. Evet. Siz sistemi kurdunuz burada. Sistemin adı muhabbet mi? Sohbet, eğlence. Budur bizim sistem evet. Ama herkes beğeniyor bizim sistem burası. Evet. Evet. Beğenemeyecek bir sistem değil açıkçası. Evet. Peki var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler? Evet. Ben çok teşekkür ederim. Herkes. Bütün bizim müşteri. Tek bunu söyleyeceğim çünkü onlar da bizde sever, biz de onlar severik. Evet. Evet, bu şeyler olur. Bütün Kıbrıs ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Çok sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. Maroniklere gelirseniz buraya uğrayın. Bakın burası muhabbetin güler yüzün doğru adresi. Burada bir Maria var, sizi bekliyor. Maria'nın bu güzel yüzü. Hani bizi görünce şov yapmaya başladı az önce. biz Maria'yla derin bir sohbeti de alacağız. Yemeğimizi de yiyeceğiz burada. Fırın kebabı yiyeceğiz az sonra. Ve bir de annesine değineceğiz. O da güzel konuşuyor. Ben de konuşurum dedi gönüllü olarak. Aslında bazı köylerde bunu bizim Türkçe konuşan insanlara bulmamız bile zorlaşıyor. Hani konuşalım diyorum ben konuşmam kameradan uzak durun filan. Ama Maria ben konuşurum dedi gönüllü ve hani konuşsak sabaha kadar sohbet ederiz değil mi? Öyle diyor. Ama etmiyorum sabah. İş lazım. İş var, müşteri var bekler. Peki, bizde. Müşteriye o gidecek, ben de annesine değineceğim. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Aman. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok sağ ol. Ne zamandan beri kasapsınız? Ben 13 yaşında annesiz kaldım.
Ondan başladık, yardım edirdik babam. Evet. Alıştım. Severim çok. Etle bile aşırı neşesiniz. Evet. Çok güzel. Evet, doğrudur. Hani hep istemişimdir bir kasap. Mesela bizim de böyle ata mesleği kasapçılıkta, biliyor musun? Bizim ailede de çok kasap. Evet. Ben işte çıktım, aldım elime mikrofonu. Satıp tutmak yerine bıçak. Daha iyi sevdiği bu iş sen ha. Sattı bizim iş. Leyla'cığım, senin ismin ne? Seni tanıyorum. Benim isim Christina. Christina. Evet. Christina, kasap reyonunun sorumlusu. Evet. Burada kasap iş yapıyor. Gördüğünüz gibi alıyor eline halasını. Ama kimse korkmasın benden. Kimse korkmasın. Senden korkulur ama. Yok. Evet, evet. Evet. Christina usta bir kasap. Vurduğuna bir defa vuruyor. Olayı bitiriyor kökten. Evet, sen ne böyle? Keseceğim. Bitiyorum, evet. Evet, bize bir şov yapacakmış Christina. Bakın şöyle şovunu yapsın. Biz de onun şovuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Şimdi Pascha, herkes gelir etkiliyor. Yapsın onun kebap, onun şehirde. Bütün insanlar köyde gelirler şimdi. Pascal. Pascal, evet. Pascal da et yerinde. Evet, evet. Herkes oruç, bu akşam bozar oruç. Oruç bozar. Evet, kiliseden sonra, 12 ve sonra biter oruç. Da herkes gelir etkiliyor. Hazırlansın. Evet, tabii. Alışkanlıklar farklı farklı ama işte oruç. Oruç, ciddi oruç tutulur. Evet, ciddi oruç. Evet. Oruç tutulur. Yani, oruçtan sonra etle oruç bozulur. 12'de mi bozulur? Kilise 12, ayin var. Ondan sonra herkes çıkar, içer onun çorba, başlar yemeğe içmeye. Bizde oruç yok ama. Ben tutmadım, evet. Ne güzel bir şey. Evet, alışkanlıklar işte. Dediğim gibi oruç tutuyor ve içkiyle orucunu açıyor. Hani iki din arasındaki farklılıklardan ne bir tanesi. Evet, size kolay gelsin. Çok sağ ol. Çok çok sağ ol. Çok güzel kesiyorsunuz. Hani imrendim belki. Severim ben. Tekrardan başlayabilirim. İşim severim. Severek yaparım ben. Müşterim de severim çok ben. Meşhur Kratiko küp kebabı efendim burada oluyor. Şöyle bir geliyorum. Bunun özelliği hiç hava almadan onun içerisinde pişmesi. Etler buraya yerleşiyor ve onun ateşin sıcaklığıyla hiç hava almıyor bu küp. Şu şekilde burada göründüğü gibi hiçbir şekilde dışarıyla teması olmadan pişmekte. Ve buradan çıkan kebap hani kemiği tutun etten ayrılacak şekilde harika şekilde ayarlanıyor ve lezzetine doyum olmuyor. Evet, bu restoranın özelliği de küp kebabı. Buraya gelirseniz küp kebabı yemeden gitmeyin. Çünkü çok güzel. Yemeğini henüz bitirmiş. Yavaş yavaş artık keyif yapar. Başlamamış. Başlamadınız mı? Tabakları boş görünce demek mezeydi ilk etapta. Evet, yok öyle. Mezeler böyleyse yemeği merak ettim. Yemek de geldi. Yani hiç mezeler aynı yani bize bizim mezelere benzer, Türk işi mezelerine benzer yani. Aynı de aynı değil mi? Ciğer, pancar, mantar. Zeytini falan, salatamız falan filan bildiğimiz hani. Tatil yapıyorsun. Evet, güzel yemeği içmiyor değil mi? Tanıyor hafta, musun? Haftada bir gün. Ben Esat Ulusoğlu, Alayköy'den gelirim. Esat Güney göçmeniyim ben. Yani Baf'tan, Baflıyım. Bafiydi, evet. Kasabadan?
Yok, kasabanın poli bölgesi. Poli bölgesi, ha, o bölge. Evret. Gelirik, genelde gelirik. Başka Türkiye'li arkadaşlarım da var. Yani onlarla da gelirik buraya. Şimdi onlar Avustralya'dadır. Onlar olduğu zaman her hafta gelirik. Karadenizlidir o arkadaş. Hanımı Kıbrıslı. Avustralya'da gelirler. Yazın buradadır onlar 3 ay. Devamlı gelirik buraya. İşte bir şey, değişiklik yani olsun diye. Haftada bir de var. Bir şey yapar. Yani muhakkak yani. Aslında biraz yağlı ama vücudun hani her güzel şey zararlıdır. Değil mi? Evet. Ben soyalım sol. Soyalım. Emekli öğretmen havası var sizde. Emekli sağlıktan emekli oldum. Evet. Memurdum. Hastane, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde. Emekli oldunuz o zaman. Emekliyim. Şimdi oturuyoruz. Evet. Haftada bir kere diyorsunuz ama. Genelde yazın daha çok arkadaşlar var. Kışında 15'te bir filan yani geliriz. Korkacağımı seviyorsunuz. Evet, memnunuz da buradaki servisinden, hizmetinden, yakınlıklarından. Yani memnunuz. Tabii. Memnun olunca da gelinir değil mi? Evet, tabii. Sen memnuniyetle yani. Peki. Yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Emekli. Siz de. Tabii. Emekli. Siz nereden emekli oldunuz? Sigorta. Sigorta. Ben de Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde beraberdik. Şimdi ben sigortadan emekli oldum. Çünkü biz kısmi personel 0-3 şey vardı. Oradan emekli oldum ben. Öyle. Çok çocuğa var mı? Var. Torunumuz var. Torunum. Bir kızım, bir oğlum var. İki torun var. Bir oğlumun, bir kızımın çocuğu vardı. Onlar evliler tabii ki. Ha, İkisi de olur, normal. Peki, teşekkür ederim. Güzel sohbet. Ben de teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun diyelim. Peki, sağ olun. Evet, aslında bu noktada insanları buluşturan güzel bir bağ var. Ne bağ var? Sevgi bağ var, muhabbet bağ var, içtenlik bağ var. Efendim, bu güzel bağ burada buluşmuşken biz de bu bağa ortak olduk ve güzel sohbetin içerisinde bulduk kendimizi. Birliklerimiz devam ediyor. Koruçam'a geldik, çıkamadık bir türlü. Hani bir 5 dakika görüntü alacaktık ama baktık ki burada güzel şeyler var. Bu güzel şeyleri sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Sizlerle bizimle paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Facebook adresimizden bize ulaşıyorsunuz. Köy Kahvesi programı yazıyorsunuz. Bizim sayfamız, yeni sayfamız. Yeni olmasına rağmen 400 küsür tane neyimiz var? Sayfamızın hayranı var. Siz de hayran olun. Bizimle güzel muhabbetler içerisine girin. Evet, Facebook adresimizi tekrar ediyorum. Köy Kahvesi programı. Evet, Köy Kahvesi programı yazdığınızda sayfalar bölümünde çıkıyoruz. Ve bizim sayfamıza hayran olduktan sonra bizimle bu güzellikleri paylaşabiliyorsunuz. Sizin istemiş olduğunuz köye gidiyoruz, bölgenizde geziyoruz. İstemiş olduğunuz şeyleri yapıyoruz ve sizinle daha içli dışlı oluyoruz. Özellikle İngiltere'de yaşayan dostlarımız sizler için çok özel.
gittin. Belki de hiç gelmemiştin de ben geldin sandım. Ayak uyduramadım yokluğuna. Dudağına düşlerindeki öpüşü konduramadım. Kimi zaman bir çocuk oldum gülüşlerinde şımaran. Kimi zaman tam bir adam dokunuşunda kendini bulan. Ama en çok da imkansızın oldum. Her geldiğinde bir kez daha gönderildiğin oldum. Sessizce haykırışın, sustuğun isyanın oldum. Söylesene sevda yüzlüm. Ben senin neyin oldum? Sesin hep uzakları çağırıyordu. Ben üstüme alındım sana geldim. Sahiplenir miydim bana ait olmayan bu seslenişi? Şimdi bir mevsimlik aşk kaldı avuçlarımda. Sadece bir mevsim yaşanan ve biten aşk. Kalbime henüz söyleyemedim gittiğini. Öğrenirse onun da çiçekmesinden korkuyorum. Beni halen senin de biliyor ve seviyor. Ve ben kalbime ilk kez yalan söylüyorum. Gittin. Sesinin uzak yollarda değil de beni unuttuğun acıtıyor canımı. Söylesene sevda yüzüm. Unutma kime yakışıyor. Unutan sen olsan da sana yakışmıyor. Harika bir programdı. İşte o yıllar öncesinde Lübnan'dan gelip buraya yerleşen ve burada kalan, evlerinde Arapça, dışarıda Rumca konuşan dostlarımızın ama hepsinde Türkçe bildiği dostlarımızın arasındaydık. Çok da güzel vakit geçirdik. Harika bir yemek yedik. Sevgili Maria'ya teşekkür ediyorum bu güzel yemekten dolayı aynı zamanda. Evet, ne yapıyorsunuz? Köy Kahvesi programı yazıyorsunuz, bizim Facebook adresimize konuk oluyorsunuz, bizlerle birlikte oluyorsunuz ve fikirlerinizi bizlerle tartışıyorsunuz. Evet, burası gördüğünüz gibi aslında tamamen bir Kıbrıs köyü. Kıbrıs'ın o güzel insanının köylerinden bir tanesi. Arkamda görmüş olduğunuz ara kovanları, sol tarafımda mandralarıyla, efendim tarımıyla, hayvancılığıyla, reçbelciliğiyle aslında tamamen buram buram Kıbrıs kokan bir köy. Yıllardır burada yaşayan insanlarla birlikte olduk. Evet, haftaya başka bir köyde olacağız. Haftaya başka bir bölgede olacağız. Haftaya başka bir bölgeden sizlere yine merhaba diyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.